Yani bırakalım mali piyasada şirketleri falan, bu vatandaşı açlığa mahkum eden politika. TL olarak da aynı şey. Çünkü ben Türkiye'nin bir iki ay içinde sert fren ya da ani duruş sendromuna gireceğini düşünüyorum. Yani birden iş faaliyetleri tak diye kesilecek. Bu şartlar böyle sürmeyecek. Yani hiçbir ekonomi böyle dayanamaz. Bir hasta bizim yaşımızda, çocuklar daha başka. 40 ve üzeri ateşi bir hafta dayanır. Ondan sonra... Atiye Bey merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Yeni bir yayında, yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Önce duyurumuzu yapalım. Daha önceki iki programda söylediğimiz gibi bir tane katı butonu basan izleyicimize size soru sorma imkanı vereceğiz. O yüzden lütfen izleyeceğimizi isteyenlere katı butonu basmaya davet ediyoruz. Sizi bugün özel sektöre transfer ettik. Büyük bir şirketin CFO'su yaptık. Orayı da batıralım, evet. Yeni göreviniz kur riskini yönetmek. Yeni bir CFO olarak atandığınız şirkete ve personele görüşüyorsunuz. Önce bir isterseniz bunu, kur riskinin ne olduğunu, ne yapacağınızı anlatın. Ondan sonra nasıl çözümler getireceğinizi konuşalım. Evet, hatta ondan sonra da biraz daha görev alanımı genişletip genelde operasyon riskine de birkaç çözüm üretmeye çalışayım. CEO'yu oynamayın ama CEO'nun ayını kaydı mı? Yok, ben şey yapamam yani, zaten ben bizimkiler karar verici olamaz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Olsaydık ekonomist olmaz. Şimdi kur riski şu, yani ithalat yapıyorsunuz, bunu içeride yerli malzeme işçilikle birleştirip iç piyasaya satacaksınız. Tabii kur sürekli değiştiği için nihai fiyatlamanın da değişmesi gerekiyor. Sebebi de şu, stoğa giren malı kaç fiyattan yerine koyacağınızı bilmek zorundasınız. Ortada başka bir sorun daha var. Siz bütün maliyetlerinizi fiyasata yansıtabilirsiniz ama satışlarınız çok ciddi boyutta azalır. İşte ekonominin en temel kuralı, yani fiyat yükseldiğinde istenen talep de daralır. Eğer ihracatçıysanız daha da başka sorunlarınız var. Farz edelim, tamamen yerli malzemeyle ihracat yapıyorsunuz. İhracatlarda genel olarak işte 60-90 gün ve vadeyle çalıştır. Sizin üretim sürenize göre daha da uzayabilir bu. Ve karşı taraf sizden talep istiyor ve fiyat istiyor ve çok rekabetçi bir ortamdasınız. Başka şirketlerden de fiyat isteniyor. Şimdi orada da dolar TL kurunu bilmek zorundasınız. Çünkü siz muhtemelen rakiplerinizden daha iyi fiyat vermek istiyorsunuz. Ama kur ne olacak? Bunun da ötesinde sizin maliyetleriniz ne olacak? Bunları bilmek zorundasınız. Bunları, bu riskleri ortadan kaldıramazsınız. Bir noktada şirketin sermayesi ve cirosu riske atılacak. Ama en azından tail risk dediğimiz en kötü senaryoları ortadan kaldıracak kadar risklerinizi hedge edebilirsiniz, sigortalayabilirsiniz. Bunu doğal olarak operasyonlarınızı, şekillerini değiştirerek veyahut da türev enstrümanlardan, mali piyasalardan yararlanarak yapabilirsiniz. Ve şu anda da muhtemelen, yani şöyle söyleyeyim, özel sektörün önümüzdeki 12 ayda ödenecek 165 milyar dolar borcu var. Ben en son baktığımda da döviz mevduatları 65 milyar, takribi rakamlar. Yani 100 milyar açık pozisyonu var. Bir ayda %20 arttı. Eğer sizin borçlarınız tamamen ihracatla teminatlandırılmamışsa çok acayip bir faiz gideri veyahut da bizim zamanımızdaki kambiyo zararı yazacaksınız. Dolayısıyla söylediklerim hemen hemen bütün şirketler için geçerli. Sanırım bu misyonumuzu tamamladı arkadaşlarımıza. Kur riskini yönetemezsiniz, kapının önündesiniz. Şunu diyebilir miyiz? Ortak süt limanken bu işi yapmak, yani kur riskini yönetmek, hiç almak, hiç etmek daha mı az maliyet? Bunlar bir sefer yapılacak işler değil. Dediğim gibi, yani bizim gibi CFO'ların görevi uzman arkadaşları kadromuzda barındırarak bilançoyu bir dönemlik değil, nihai sonu gelmeyen bir oyun olarak görüp sürekli olarak risklere karşı tedbir almak. Yani yalnız risklere karşı tedbir almak değil, eğer şirkette o iş dalında çok uzman insanlar varsa kar da edebilirsiniz. Mesela siz yine bahsettiğim örnekte büyük bir ihaleye teklif verdiniz, kazandınız, 1 milyon ton demir kullanacaksınız. Şu anda fiyatı 400 dolar ton. Ama arkadaşlar diyor ki ya abi Çin'de yine kapasite devreye girecek, bizde de şu olacak, bu olacak. Bunun fiyatı 200'e düşer. O zaman siz 400 dolardan satış yaparak şu anda spot maliyetlerinizi azalt. Tavsiye etmiyorum bu hedging'in şeyine. Bağlı değil. Ruhuna aykırı. Tabii bütün bunları bir kenara bakalım. Çok daha basit.
verilen şeyler var, haklar var. Yani işte Merkez Bankası'nın ve Türk Eksim Bank'ın sürekli olarak reskont kredileri var, döviz kredileri, ihracat kredileri var. Büyük şirketler bilir, küçük şirketlere söylüyorum. Yani bu imkanları araştırın. Hakikaten şirketler maalesef yan hizmet kadrosu ya da kar üretmeyen birimlere önem vermiyor. Mesela çoğunda bir araştırma birimi yok. Tamam, anladık. Özel finans birimi yok, muhasebe yürütüyor. Bir de kamu ile ilişkiler birimi, en azından bir kişinin bu işte sorumlandırması lazım. Çünkü şu anda yani hani kitap yazsan bitmez, kamunun devlet bankaları vasıtasıyla özel bankaları sübvanse ederek işte COSGAP vasıtası yok bilmem yani, ne vasıtasıyla verdiği 100.000 çeşit imkan var. Ama bunları bilmiyorsanız yararlanamazsınız. Dolayısıyla bunlar da ucuz ve son derece kullanışlı bir hedging yöntemi olabilir. Peki siz bir CFO olarak size sorsak, döviz kurunun yükselmesinden mi, hızlı yükselmesinden mi daha çok tedirgin olursunuz, yoksa bugünkü gibi oynaklığından mı? Ya oynaklık çok tedirgin edici, evet. Yani çünkü oynaklık gerek hedge mekanizmalarının kullanılmasını zorlaştırıyor. Gerekirse de benim herhangi bir, yani 3 ay sonrası için benden fiyat istediler. Döviz her hafta %1 artsa bunun hesabı kolay ama bir gün 15'e çıkıp bir gün 11'e düştüğünde ne yapacağımı bilemiyorum. Ve otomatik olarak vadeler kısalıyor. Buna bir örnek vereyim. Cumartesi günü bir gazetede, saygın bir gazetede çıktı. Bulvar gazetesi ya da Günaydın. Bunu da bir tangas bilmezler kimdi. Bu gazete ne kadar saygın basın organları olduğunu bilmez arkadaşlarımız. Yani tekstilciler iç siparişlere dahi dolar istiyorlar. Benim çok sevdiğim bir yazılımcı arkadaşım var. Gelip evde sık sık bilgisayarımın fişini çekiyor, takıyor. Çünkü arızalarım %90 öyle. İlk defa olarak geçen hafta bana bir dolar fatura sundu. Öyle mi? Evet. Niye dostum dedim. Parça bulunmuyor dedi. Yani parça bulunmuyor. Bulunduğunda da fiyatı hiç belli olmuyor dedi. Dolayısıyla bu bütün sektörlere yayılan bir şey. Oynaklık en kötüsü. Oynaklığı hece etmek çok daha zor. Peki bu iş banka bilançoya ne zaman yansır? Şirket CFO'susunuz, yönetiyorsunuz ama sonuçta siz de kötü yönetebilirsiniz veya yönetemeyebilirsiniz veya sektörün geneli zaten hepsi aynı şekilde yönetemez. Peki bu durum banka nasıl siyaret eder? Şimdi bankaların açık pozisyonu yok. Yani döviz alacaklarıyla döviz borçları hemen hemen birbirine eşleşmiş durumda. Eğer bilançoda eşleşmiş değilse swap'la şey yapıyorlar. Zaten kanuni olarak BDDK kurallarına göre çok ufak miktarda döviz açık pozisyon tutuyorlar. Onların sorunu kredi riski. Yani dövizle verdikleri krediler geri döner mi? Veyahut da yani TL olarak da aynı şey. Çünkü ben Türkiye'nin bir iki ay içinde sert fren ya da ani duruş sendromuna gireceğini düşünüyorum. Yani birden iş faaliyetleri tak diye kesilecek. Bu durumda zaten yani bankaların sorunu kredi sorunu hiçbir zaman çözülmedi Semih. Sürekli olarak BDDK makro ihtiyati önlemlerden feragat ederek aslında çok riskli olan, hatta belki normal şartlarda batık sayılabilecek kredileri yaşattı. Buna evergreening diyorlar İngilizce'de. Yani tamam, hani bir şey söylemiyorum. Şu anda şirket batırmak çok aptalca bir şey olabilir. Ama bunun sonucu da şu. Bankaların bilançolarında aslında yaşıyor gayet sağlıklı gözden kredilerin çoğu 90 gün, 180 gündür faiz dahi ödememiş. Şimdi bu sorun daha da artacak. Yani yaz aylarında filan sorun azalıyor. Çünkü şirketler çok güzel ciro yaptı. Bunu sektörel ciro endekslerinden anlıyoruz. Şimdi bir iki ay sonra cirolar bittiğinde bir de döviz borcunuz var. Eğer %100 ihracatçı değilseniz o borcun bir kısmını içeride yatırım yapmak ya da iç pazar yönelik imalatta kullandıysanız başa çıkmak çok zor olacak. Yine muhtemelen hükümetin bu zamanlarda yaptığı şeylerden biri sizin vadesi gelmeyen borçlarınızın da bugünkü TL değerini zarar veya kar olarak bilançoya yansıtmanız lazım. İşte bu kambiyo zararları diyor. Onların muhasebeleştirmesini muhtemelen erteleyecek. Çünkü eğer öyle yapmazsa döviz borcu olan şirketlerin büyük bölümünün sermayesi bitmiş, fiilen iflas halinde dönüşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bankaların riski buradan kaynaklanıyor. Bir iki şey de operasyonlar hakkında tabii söylemek istiyorum. Yani şahsen hani bize kitaplarda okutulan şirketler karı maksimize etmek için çalışırlar. Şu anda ben her şeyden önemlisinin nakitte kalmak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla benim için en büyük sorun şirketin muhasebe biriminin başında olsam tahsilattır.
Yani vadeli satış yaptığım müşterilerimin bir kredi profilini iyi bilmem lazım. Çünkü çok karlı görünen bir alışveriş sonuçta karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmemesiyle sonuçlanabilir. Dolayısıyla elden geldiği kadar vadeyi kısaltıp elden geldiği kadar spot piyasaya çalışmak istiyorum. Bundan sonra söyleyeceklerim etiğe aykırıdır. Tanrı beni affetsin. Umarım. O da olmayacak. Bir yani eğer tedarikçilerim karşısında pazar gücüm varsa vadeli çek veririm. Hele TL ile çalışıyorlarsa. İkincisi bankadan alabildiğim kadar kredi alırım. TL kredisi. Yani kusura bakma hani şu anda TL kredisi alıp dövize yatırsan para kazanıyorsun. Böyle yapmalarını söylemiyorum şirketlerin ama ben bu fırsattan istifade alıp dövize döner, döviz mevduat yapar. Önümüzdeki 2-3 yılın bütün yatırım ihtiyaçlarını muhtemelen birkaç ay içinde sağlayabilirim. Dediğim gibi en önemlisi nakit yönetimi. Yani şu anda ciro veyahut da satış yönetiminden çok, pazarlamadan çok şirketin ciddi bir şekilde nakdini yönetmesi ve önümüzdeki 3 ayda da cirolarda çok ani ve kesif bir daralmaya hazırlık yapması gerekir. Yatırım yapması yani 200 sene yatırımını bir an önce yapması lazım dediniz. Hayır öyle demedim. Çok özür dilerim. Şimdiden o yatırım için fonlamayı ucuz kredilerden yapıp onu dövizde bekletmesini söylüyorum. Şu anda yatırımlara istesen de baş. Bir örnek daha söyleyeyim. Onu da yapan yok çünkü onu soracaktım. Evet. Siz misiniz? Ya var aslında bunu söylüyoruz da imalat sanayi tabii, çok ciddi i̇halat, çünkü onları. İhracat yapanlar da. Geçen gün bir fast food şeyinden bir sandviç alıyorum. Arkadaşla da konuşuyoruz hazırlanırken sipariş. Abi dedi bir arkadaşım Metro'da çalışıyor inşaat durmuş çünkü çivi bile alamıyorlar. Yani o yüzden şu anda çok dikkatli ol. Zaten isteseniz de yatırım yapamazsınız. Çünkü kimse size yatırım malları satmak istemiyor. Ama yani kredileri dövize dönüp döviz mevduatı ya da kısa vadeli Eurobond'a yatırsanız bu şartlar böyle sürmeyecek. Yani hiçbir ekonomi böyle dayanamaz. Bir hasta bizim yaşımızda çocuklar daha başka 40 ve üzeri ateşe bir hafta dayanır. Ondan sonra Türkiye ne kadar dayanır diye sormayacağım. Başınızı ağrıtmamak için. Bunu zaten Ömer Rıfat Gencal'la Murat Kubilay yaptı galiba. Evet. Çok çok sevdiğim kardeşlerim. Keyifle izledim. Cevabı orada aslında. Onların alanına tecavüz ettim. Peki bir CFO olarak CDS'lerdeki yükselmekten korkar mısınız? Veya sizi etkiler mi CFO olarak? Etkiler de. Büyük bir şirketin CFO'su. Size o yakışır. Çok teşekkür ederim. Muhtemelen ben bankalar vasıtasıyla değil doğrudan sendikasyon kredisi alıyorumdur. Veyahut da 3 yıl 5 yıl vadeli tahvil ihraç ediyorum. Umarım yanlış söylemiyorum. Arçelik ve Zorlu yaptı bunu en son. Yanlış yaptıysam isimlerini başka şirketlerse özür diliyorum. Tabii direkt o zaman global kredi piyasalarıyla çalışıyorsunuz. O zaman da tabii sizin krediniz, aldığınız kredinin veya ihraç ettiğiniz tahvilin maliyetini belirleyen en önemli unsurlardan biri CDS. Bu pazartesi sabahı çekiliyor. Biraz önce baktığımda 500 puanın üstüne çıkmıştı. Bu çok vahimdir. Yani bizim ya Brezilya gibi artık ağı gitmiş, vahı kalmış bir ülke bile 200 puanın üstünde değildi en son baktığımda. Yani biz normal Türkiye risk priminin üzerine bir de %2,5 misli döviz kuru belirsizliği primi ödüyoruz. Bu öldürücü bir şey. Ve bu, şunu da bir kez daha hatırlatayım. CFO'lar biliyordur ama Türkiye'de bankalar proje ve yatırım kredisi vermez. Veremez. Çünkü bilançoları müsait değildir. Sizin mevduatınızın vadesi 3 ay. Karşınızdaki taraf 5 yıllık kredi istiyor. Bunu nasıl meç edeceksiniz? Yok ki böyle bir enstrüman. O yüzden yani bu CDS'lerin yükselmesi özellikle çok büyük. İşte böyle Tüpraş geçen gün ilan etti galiba. Tebrik ederim. Senede 300 milyon dolar yatırım yapacakmış. Onların bütün hesapları bozuldu. Yatırımdan vazgeçecekler. Bugünlerde davalara karşı biraz hassasım. Söylemek istediğim dönemlerde. Evet, yeni bir dava daha gelmesin. Gelmesin. Peki son olarak şunu sorayım. Belki de en zor soru. Belki cevabı da yok. Siz şimdi 2021 yılı bitiyor. 2022 için çalışma yapıyorsunuz, bütçelendirme yapıyorsunuz. Döviz kurunu ne alacaksınız? Nasıl hesaplayacaksınız? Yani dediğim gibi ben bu şimdi iki şey var. Bir, benim gördüğüm kadarıyla merkez ve kamu bankaları dövizde bir denge seviyesi belirlemeye çalışıyorlar. Ben bunun 12 civarında olduğunu düşünüyorum. Yani dolar TL kurunun 12 civarında. Tabii son iki gündür global piyasalar karıştığı için yine ustaca bir şey yapıyorlar. Eğer bir global rüzgar geliyorsa o zaman sizin Türkiye'de TL'yi savunmaya kalkmanız gereksiz olur. Çünkü
Yani yer çekiminin aleyhine hareket ediyorsunuz. Ama piyasalar yatıştığında 12 gibi bir kur üzerinde dengeyi sağlamaya çalışacaklarını düşünüyorum. Ve yani bu ihracat teşvik etme, işte dövizde devalüasyon, Türk lirasında devalüasyon yoluyla ihracat pazarlarında rekabet gücünü arttırma politikası devam edecekse, o zaman çok basit hesap, yani Türk lirasının her sene beklenen enflasyon kadar değer kaybetmesi gerekir. Aksi halde reel efektif döviz kuru yükselir ve siz dış piyasalarda rakiplerinize nazaran daha pahalı fiyatlar vermek zorunda kalırsınız. Şu anda enflasyon beklentileri 25'e kadar yükseldi. Demek ki yıl sonu dolar kuru 12 ise bunun üzerine %25 daha ekleyeceksiniz. Ha, risk alan bir yapıya sahip olsam, patron desek gel seninle oturup bir çay içelim. Çay içelim. Bu arada çay içen patron varsa tanışmak ne? Ya dedi ki boş ver, yani off the record söyle bana, sen ne görüyorsun? Bana görüşlerini söyle, bırak rakamları falan. Ben derim ki bu sürmez. Çünkü yani bırakalım mali piyasalı şirketleri falan. Bu vatandaşı açlığa mahkum eden politika. Dün hangi ilimizde olduğunu hatırlamıyorum. Bir halk ekmek kuyruğu vardı, içim yandı. Ve yakında ilaç şeyleri, sanayicileri ve eczacılar bir haftalık stok kaldı diyorlar. Dolayısıyla bu sürdürülebilecek bir deney değil. Peki bu deney biterse ve normale dönersek, yani faiz artırımları yoluyla müdahale edilirse ne olur? O zaman Türk lirası çok hızlı değer kazanır. Türk lirasında en son gördüğüm adil fiyat, yani denge fiyatı International Institute of Finance'ın 9.5'uydu. Yani o adil fiyata döner. Çok yani şu anda diyelim ki Sayın Erdoğan fikir değiştirdi. Şahap Bey'e direktif verdi, rica etti. Dedi ki ne kadar gerekiyorsa faizi arttır ve bu dolar kurundaki öldürücü yükselişi engelle. 700-800 bas puan bana göre gerekiyor. Mühim değil. Böyle bir şey olduğunda bir kere teknik analiz bilmesem de piyasayı gözlediğim için şunu görüyorum. Dolar TL 10'a yükselinceye kadar alıcılarla satıcılar arasında çok ciddi bir çekişme vardı. Yani fikir ayrılığı vardı. O cuma dolar TL 10'u yukarı kırdı. Bütün spekülatörler geldi. O noktada artık satıcı kalmadı. Dolayısıyla faiz arttırımlarıyla dolar TL kurunu 10'a kadar geri itmek oldukça kolay diye düşünüyorum. Ondan sonra zorlanırsınız. Ama şöyle bir avantajınız olur. Faizi 700 bas puan arttırırsanız cari açık kalmaz geri. Peki şunu soracağım son olarak. Şimdi CFO'sunuz siz. İktidarın söylediği işte düşük, yani reel faiz negatif oldu, düşük faizin olduğu, işte ihracatın destekli, cari dengenin fazlaya döndüğü, açığın fazlaya döndüğü bir sistem Türkiye'de. Çok en yüksek perdeden ve sürekli söylendi. Size sonuçta tüm yatırım planınızı, işte operasyonel planınızı, işte bütçe planınızı, hepsini, finans planınızı, hepsini buna göre yaptınız. Ve gidiyorsunuz. Bunu işte ihracatçınız veya yani. Sonra dediğiniz gibi çıktı bir gün, 3 gün sonra baktı dayanamıyoruz artık bu iş. İşte hak sefarete gidiyor. Ve dedik ben bunu yine değiştirdim. İşte 700-800 bas puan faizi koydum. İşte isimler değişti. Şey, aynı eski sisteme geri döndük. Bu da siz terste kalmış olmuyor musunuz? Terste kalmış olabilirsiniz ama günlük konjonktür veya siyasilerin söylemlerine göre değil, şirketin bekası açısından Türkiye'nin artık iş taleple büyüyemeyeceğini, bundan sonra büyüyecek şirketlerin ihracat pazarlarında güçlenmek zorunda oldu. Daha da önemlisi, yalnız ihracatın yetmediğini, sürekli olarak katma değeri artan ihracat yapılacağını bilmelerini isterim. Yani bugün konjonktür çok istisnai. Bunun herhangi bir rasyonelite, akıl çerçevesinde izah edilmesine imkan yok. Dolayısıyla geçecek. Ama işler normale döndüğünde de Türkiye iç tüketim gücünü çok borçlanarak harcadı. Ve kişi başı milli geliri 2010'ların ortasında 12.500 dolara çıkan bir ülke 7.500 dolara inmişse bazı şeyler geri gelmeyecektir. O zaman benim büyümek için muhakkak yurt dışına açılmam lazım. Ve asıl tavsiyem budur. Bir de bir noktaya daha değineceğim. İş dünyası hakikaten AKP'ye güvendi. Hatırlıyor musun? Eskiden söylenen biz %7 büyüyeceğiz. Niye büyüyemezdi? Bütün bu borçlar ondan alındı. Çünkü bütün Türkiye enerji üreticilerinden işte demir çeliğe, şuna buna, inşaatçılara kadar herkes %7-8 büyüyen bir ekonomiye göre borçlandı ve yatırım yaptı. Ama işte yani bundan da öğrenecek bir tecrübe var. Siyasi söylemler eğer çok somut planlarla desteklenmemişse onlara kanmamak, herkesin kendi menfaati için kendi düşünmesini kendi yapması gerekir.
Çok teşekkür ederiz Atilla Bey. Haftaya başka bir konu, başka bir görevde size karşı karşıya olacağız. Çok sağ olun. Katılın. Bak Atilla Yeşilada ile yüz yüze gelebilir. Hatta bir de şey kura koyalım ya. Yemek yemek yapalım. Onu da yaparız. Ya da beraber koşalım moda. Ama hepsini yaparız. 2022'de hepsini işler yapacağız. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz.